Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 8. sınıf Türkçe dersi 1. dönem konu tekrar testini bulacaksınız. 20 adet soru ile karşınızdayım. Sizler videoyu izlemeden önce videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkten soruları indirin, soruları çözün. Daha sonra hep beraber videomuzu izleyelim. Hepinize iyi dersler diliyorum. 1. sorudan başladım. İnce sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Yazar uzun araştırmalar sonucu kaleme aldığı eserlerinde eski İstanbul hayatını en ince yönlerine kadar ortaya koymuştur. Sevgili öğrenciler, ince sözcüğünün gerçek anlamı nedir? Kalınlığı az olana, kalın karşıtına biz ince deriz. İnce hamur, ince ekmek, ince kitap, birkaç örnek sayılabilir bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, buradaki ince kelimesinin anlamı ne? Yani gerçek anlamında mı kullanılmış? Kalınlığı az olan anlamında mı kullanılmış? Hayır arkadaşlar, burada ince kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. İyiden iyiye, eni konu, ayrıntılı. Bakın, ayrıntılı aklınızda kalabilir. Yazar uzun araştırmalar sonucu kaleme aldığı eserlerinde eski İstanbul hayatını ayrıntılarıyla ne yapmış arkadaşlar? Ortaya koymuş. Her yönüyle ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuş. Demek ki ben ince sözcüğünü aşağıdaki seçeneklerde mecaz anlam olarak arayacağım. Adana kısa sürede okumak için özellikle ince kitapları seçiyor. Yani kalınlığı az olan kitapları seçiyor. A seçeneği olmuyor. A'da ince kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. B, sarışın, uzun boylu, ince bir kadındı. Arkadaşlar, ince kelimesi yine burada gerçek anlamda kullanılmış. Zayıf anlamına geliyor. Sarışın, uzun boylu, zayıf bir kadındı. Burada da mecaz anlamda kullanılmamış. C, ince sesiyle hemen dikkati çekiyordu. Sevgili öğrenciler, buradaki ince yine gerçek anlamda kullanılmış. Tiz ses derler, pes karşıtı. Yani bu da C seçeneğindeki ince kelimesi de gerçek anlamda kullanılmış. D'ye bakalım. Bugün şöyle ince bir temizlik yapmam gerekiyor. Sevgili öğrenciler, cevap Denizli oluyor. Çünkü D seçeneğindeki ince kelimesi ayrıntılı anlamında kullanılmış. Yukarıdaki örnekte geçen kelime ile, yani ince kelimesiyle aynı anlamda kullanılmış. Ayrıntılı bir temizlik yapmam gerekiyor. Yani detaylı, eni konu, iyiden iyiye bir temizlik yapmam gerekiyormuş. Mecaz anlamda kullanılmış. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi cevap Denizli. 2. soruya geldim. Bu metinde altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Altı çizili kelime grubu nabza göre şerbet vermek. Bu bir deyimdir arkadaşlar. Deyimler mecaz anlamda kullanılan kelimelerdir. Sen nabza göre şerbet vermek deyiminin anlamını bilirsen seçeneklerden ne yapabilirsin? Doğru cevaba ulaşabilirsin. Ya da bu soruyu çözmek için metnin tamamını okuman gerekiyor. Onun tükenmez bir sabrı, insanları etrafında toplama ve çalıştırma yeteneği vardır. Provaları atlatmaya çalışanlara mektup yazar, darılanların arasını bulur. Peki, notaları getirtir, malzemeler aldırırdı. Kimimizle arkadaşça, kimimizle ağabey gibi konuşurdu. Nabza göre şerbet vererek o güzel provaların devamını sağlardı. Bakın arkadaşlar, herkesi idare ediyormuş. Nabza göre şerbet vermek deyiminin anlamı C seçeneğinde açıklanmış. Birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak şekilde davranmak. Bakın arkadaşlar, oyuncularına nasıl davranıyormuş? Herkese eşit şekilde davranmıyormuş. Kimisine arkadaşlar ağabey gibi davranıyormuş. Şurada yazıyor zaten. Kimisine arkadaşça davranıyormuş arkadaşlar. Yani herkesin gönlünü alıyormuş. O zaman cevap ne oluyor? Ceyhan oluyor. Birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak şekilde davranmak. Yani herkesin arasını buluyormuş. Kimseye arkadaşlar kötülük yapmıyormuş. Kimseyi üzmüyormuş. Uzattıkça uzatıyoruz bu şekilde soruyu da çözerken sevgili öğrenciler. Düşüncelerini zorla benimsetmek, yola getirmek anlamında kullanılan deyim hangisi? Empoze etmek diyebilirsiniz. Başkasının niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak. Niyet okumak deyimi kullanabilirsiniz bu açıklamaya arkadaşlar. Bu açıklamaya göre niyet okumak deyimini söyleyebilirsiniz. D seçeneği elindeki imkanları kullanarak haksız kazanç sağlamak, yolunu bulmak olabilir arkadaşlar bu deyimde. Demek ki nabza göre şerbet vermek deyiminin anlamı birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak şekilde davranmakmış. 3. soru, bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? 3'ü var, biri yok. Karşılaştırma, tanımlama, örnekleme ve betimleme. Deyimler genellikle gerçek anlamlarından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Burada deyimin tanımı yapılmış. Nedir deyim? Genellikle gerçek anlamlarından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbekleridir. Sevgili öğrenciler, o zaman burada tanımlama yapılmış demek. Tanımlama düşünceyi geliştirme yoludur. Atasözleri gibi her durumda doğru olmayabilir ve genel kural niteliği taşımazlar. Deyimlerle atasözleri karşılaştırılmaya başlandı. O zaman karşılaştırma da yapılmış. Bunun yerine yalnızca özel bir durum karşısında doğru kabul edilir ve öylece kullanılıyormuş. Örnek de verilmiş bakın atasözüne. Et tırnaktan ayrılmaz dediğimizde kesin bir doğruyu anlatmış oluruz. Bu bir atasözüdür. Oysa et tırnak olmak dersek bazı durumlar için geçerli olan bir ifade kullanmış oluruz. Burada ne yapmış yazar? Deyim ve atasözleri arasındaki farkı bize anlatmak için örneklerden, yani deyim ve atasözü örneklerinden yararlanmış. O zaman örnekleme de yapılmış. Hangisi yok sevgili öğrenciler? Betimleme, anlatım biçimi bu paragrafta yapılmamış. Niye yapılmamış? Çünkü bu paragraf bilgi verici bir metindir. Bilgi verici metinlerde betimleyici anlatım biçimi olmaz. Dördüncü soru, bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç, sebep sonuç ilişkisi vardır? 1. Sabah olunca kamp malzemelerini toplayıp geldiğim yoldan inmeye başladım. Sonuçta inmeye başlamış. Sebebi nedir? Nedeni nedir? İnmeye başlamasının bir sebebi var mı? Hayır. Yok. O zaman bir olamıyor. Kim bilir, belki başka bir zaman zirveye çıkmayı amaçlayarak hazırlıklı şekilde buraya tekrar gelebilirim. Sonuçta hazırlıklı şekilde buraya tekrar gelebilirim. Peki hazırlıklı bir şekilde buraya tekrar gelmemin amacı ne? Kim bilir, belki başka bir zaman zirveye çıkmak için. Zaten bakın amaçlayarak demiş. Yani amaç sonuç cümlesi var burada sevgili öğrenciler. Peki 2'de de ne yok? Neden sonuç cümlesi yok. 3 numaralı cümle, sisten dolayı dağa tırmanırken algılayamadığım arazi şimdi buruşuk bir halı gibi her yöne uzanmaktaydı. Değerli öğrenciler, dolayı ifadesi varsa bir cümlede orada sebep sonuç, yani neden sonuç cümlesi vardır. Sis sebebiyle veya sis nedeniyle dağa tırmanırken algılayamadığım arazi şimdi buruşuk bir halı gibi her yöne uzanmaktaydı. Buruşuk bir halı gibi her yöne uzanması sonuç. Buruşuk bir halı gibi her yöne uzanmasının nedeni ne? Sis olduğu için, sisten dolayı. O zaman cevap ne oluyor? 3 numaralı cümle oluyor sevgili öğrenciler. 4. Alplerdeki bu serüvenim tamamlanmıştı ama dağların çekiciliğinden kurtulamamıştım. Peki dağların çekiciliğinden kurtulamamıştım. Sonuç, nedeni var mı? Neden kurtulamamış? Hayır, yok, yani sebebi yok. Alplerdeki bu serüvenim tamamlanmıştı, yani maceram tamamlanmıştı. Peki neden tamamlanmıştı? Sebebi var mı? Sebebi yok arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 5. soru, bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3'ü söylenir, 1'i söylenemez sevgili öğrenciler. Hemen bakalım seçeneklere. Adına benzetmeden yararlanılmıştır. Betimleyici ögeleri kullanılmıştır. Varlıklar hareket halinde verilmiştir. İkilemelere yer verilmiştir. Pırıl pırıl bir sabahtı. Pırıl pırıl ifadesi ikilemedir. Aynı kelimenin tekrarı sonucu oluşan bir ikilemedir. O zaman ikilemelere yer verilmiş. Artı koyalım. Güneş ışınları her yeri ısıtıyor. Palmiyelerin mor salkımlarla donanmış konsolos çiçeklerinin balkonlardaki sardunyaların üzerine sımsıcak dökülüyordu. Sokaktaki insanlar tatlı bir telaş içindeydi. Sevgili öğrenciler, bir paragrafta güneş, çiçek, böcek kelimeleri geçiyorsa bilin ki orada betimleyici anlatım biçimi yapılmıştır. Yine betimleyici anlatım biçiminde sıfat tamlamalarına yer verilir. Sabah isim, nasıl sabah, pırıl pırıl sabah niteleme sıfatı. Peki şurada bakın salkım isim, nasıl salkım, mor salkım yine niteleme sıfatı. Şurada da bakın telaş var, nasıl telaş, tatlı telaş yine niteleme sıfatı. Demek ki betimleyici anlatım biçiminde sıfatlara yer veriliyormuş. Ayrıca betimleyici anlatım biçiminde anlatılan yer, durum, şey gözümüzde, zihnimizde canlanır. Bu yüzden zaten kelimelerle resim yapma sanatı da derler. Öğrenciler konuşa konuşa okul yolunu tutmuş, esnaflar da dükkanlarını açmıştı. Bir delikanlı elinde hortum yerleri yıkıyor, şalvarlı sütçü evlere süt dağıtıyordu. Peki ikilemeleri bulduk. Şurada da var arkadaşlar ikileme, konuşa konuşa ikileme. Betimleyici ögeler de var bu paragrafta. Zaten betimleyici anlatım biçimi yapılmış burada arkadaşlar. Varlıklar hareket halinde verilmiş mi? Varlık dediği insanlar arkadaşlar. Çünkü çoğunlukla burada insanlar var. Şimdi çocuklar okul yolunu tutmuş, yani yürüyorlarmış, hareket ediyorlar. Esnaflar da dükkanlarını açmışlar, yine hareket halindeler. Bir delikanlı ne yapıyormuş? Yerleri yıkıyormuş, hareket ediyor demek ki. Şalvarlı sütçü ise evlere süt dağıtıyormuş, yine sütçü hareket halinde. O zaman varlıklar hareket halinde verilmiş. Ama A seçeneğinde benzetmeden yararlanılmıştır diyor. Yukarıdaki paragrafta benzetmeden yararlanılmamış. 6 numaralı soru, aşağıdakilerin hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır demiş. Bakalım cümlemiz neyi anlatıyor? Ne iş yaptığınızı soranlara şairim diyebildiğinizde bu ülkede edebiyatın bir yerlere gelmeye başladığını düşünebilirsiniz diyor. Şimdi arkadaşlar, edebiyat değer kazanmışsa o ülkede insanlar rahatlıkla ben şairim diyebiliyormuş. Diyemiyorsa zaten edebiyatçı olanların sayısı, yani şair olanların sayısı azdır demek. Edebiyat o ülkede yeterince değer görmüyor demekmiş. Adana şairlerin en önemli sorumlulukları, bakın burada şairlerin sorumluluklarından söz etti. Edebiyatın ne olduğunu insanlara anlatmaktır diyor. Burada A seçeneğinde şairin görevinden söz ediyor. B. Edebiyatın gelişmesi için şiirin ve şairliğin ne kadar önemli bir uğraş olduğu anlaşılmalıdır. Evet, anlaşılırsa zaten insanlar rahatlıkla ne diyebilir? Ben şairim arkadaş diyebilir. Çünkü ben bu toplumda değer görüyorum düşüncesi bu cümleyi kuran kişi de oluşmuş olur. Yani edebiyat gelişmiş demektir arkadaşlar. Cevap Bursa oluyor. C. Edebiyatla uğraşmayı sosyalleşme ve zamanı iyi değerlendirme faaliyeti olarak düşünmeliyiz. Bu arkadaşlar basit bir yorum olmuş. D. Şiir insanlığın bugünüyle geleceği arasında köprü kurar. Burada da şiirden söz etti arkadaşlar. Şiirin görevlerinden söz etti. Yukarıda şiirin görevlerinden söz etmedi. Cevap Bursa. 7 numaralı soru. Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerin hangisi olur diyor. Paragraf oluşturma sorusu var burada. Seçeneklere dikkat edin. Ya 4 ile başlayacak ya da 5 ile başlayacak. Sırasıyla okuyalım bakalım hangisiyle başlayabilir? Paragrafın giriş cümlesi hangisi olabilir? Beynimizin sağ yarısı parçaya değil bütüne odaklanarak öğreniyor. Bakın burada beynin sağ yarısından dalmış. Bu giriş cümlesi olamaz. Beynimizin sağ ve sol yarısı birbirinden çok farklı görevler üstlenmiştir. Evet, bu giriş cümlesi olabilir arkadaşlar. O zaman 5 ile başlayacak. Bakalım 5'ten sonra 1 mi gelecek, 4 mi gelecek? Hemen 1'i okuyalım. Beynimizin sağ ve sol yarısı birbirinden çok farklı görevler üstlenmiştir. Örneğin beynimizin sol yarısı. Bakın ne yapmış? Görevler üstlenmiştir diyor. Daha sonra beynin sol yanından o görevleri anlatmaya başlamış. Matematiksel işlemler, sayılar, analiz ve konuşma gibi alanlarda etkin ama bunları yavaş öğreniyor ve kolay unutuyor. Sonra muhtemelen sağ yarısını anlatacak beynin. 3 numaralı cümleye devam ediyoruz. Beynimizin sağ yarısı ise bakın sağ yarısına geçti. Müzik, ritim, ses, hayal, yaratıcılık, renkler, hacim ve boyutlar, tat ve kokular gibi birçok alanda etkinmiş. Sonra 4'müş. Beynimizin sağ yarısı parçaya değil bütüne odaklanarak öğreniyor. Şu öğreniyor ifadesini unutmayın sevgili öğrenciler. Şuradan bir ok çekelim 2'ye. Bu öğrenme şekli. Bakın öğreniyor. Daha sonra ne diyor? Bu öğrenme şekli sayesinde beyninin sağ yarısını iyi kullananlar yaşadıklarını kolay kolay unutmuyorlarmış sevgili öğrenciler. O zaman sıralama Ceyhan oluyor. Cevap Ceyhan. 8. soru. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Bir otomobil kazası düşünelim. Hemen düşünelim. Kazayı kaldırımda yürüyen 4 kişi, bir polis, tesadüfen oradan geçen bir kameraman ve kazanın olduğu yerin üstünde uçan bir helikopter pilotu görmüş olsun. Yani kazayı farklı kişiler görüyor. Böyle bir olayı 7 ayrı bakış açısıyla aktarmak mümkündür. Kazayı gören bu kişilerin anlattıkları birbirinden farklı olacaktır. Yani arkadaşlar burada olduğu gibi hikayeci de olayları daha canlı anlatmayı bilmelidir. Burada hikayenin anlatımına değinmiş, canlı anlatıma geçmiş arkadaşlar. Yukarıda kazayı görenlerin farklı bir şekilde kazayı anlatmasından söz ediyor veya anlatacağından söz ediyor. B seçeneği, hikayeci ise tüm bunların dışındadır. O sadece ele alacağı konuya odaklanır. Burada hikayecinin kendi konusuna odaklandığı, anlatacağı şeye odaklandığından söz ediyor. B seçeneği de olamaz. C seçeneğine geldim. Hikayede de durum böyledir. Aynı konuyu her hikayeci kendi gözünden anlatır. Arkadaşlar evet. Paragrafın sonuna C seçeneğindeki cümle gelecek. Şimdi bir kazayı düşündük. Kazayı farklı kişiler görüyor. Her kişi, yani kazayı gören her farklı kişi kazayı kendince ne yapıyor? Yorumluyor, anlatıyor. Hikayeci de aynen böyle yapmak zorundadır diyor arkadaşlar. Aynı konuyu ne yapacakmış hikayeci? Kendi gözünden anlatacakmış. Kimsenin anlattığı kimseye benzemeyecekmiş arkadaşlar. Cevap Ceyhan oluyor. D neden gelmiyor? Hikayeci de kendi kafasında bir dünya çizer. Bu dünyada istediği kahramana can verir, istediğini öldürür. Burada arkadaşlar hikayecinin yazı yazması için hayal kurması gerektiğinden söz ediyor. Cevap Ceyhan. 9. soru, bu metinde sözü edilen eserin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Hayat tren gibidir, geçip gider ama bazen de tren sen hiç yokmuşsun, isteklerin, hayallerin hiç var olmamış gibi geçip gitmesin diye raylara oturur ve kesersin trenin yolunu. İşte şu sıralar okuduğum kitap böyle bir direnişin öyküsü diyor, hikayesi diyor. Aynı zamanda mahalle yaşamının, komşulukların, anılara ve geleceğe sahip çıkmanın hikayesi. Arkadaşlar bu kitapta ne anlatılıyormuş? Yani bu hikayenin, daha doğrusu kitabın konusu neymiş? Mahalle yaşamı anlatılıyormuş. Başka komşuluklar anlatılıyormuş. Başka anılara ve geleceğe sahip çıkmanın hikayesi anlatılıyormuş. Başka baş kaldırmanın hikayesi anlatılıyormuş. Yani metnin içeriğinden söz edildi. İçerik dediği konu oluyor arkadaşlar. Üslup dediği anlatım biçimi oluyor sevgili öğrenciler. Hedeflediği kitleden söz etmedi. Yine yazılı sürecinden de söz etmedi. Cevap Bursa. İçerik demek, konu demek, üslup demek, anlatım biçimi de. 10 numaralı soru, bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur diyor. Konuşturma, benzetme, mecaz, kişileştirme. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyor. Bakın insanın nefes nefese soluma özelliği trene verilmiş, yüklenmiş. O zaman kişileştirme söz sanatı yapılmış demek. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Bakın Cebeci istasyonunda bekleyen iki kişiyi neye benzetmiş? Gerilmiş bir keman teline benzetmiş gibi varsa, benzetme edatı varsa arkadaşlar orada benzetme sanatı vardır. Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat bilmem kaçı vuruyordu. Sevgili öğrenciler, burada bir şiir var görüyorsunuz. Şiirler ne üzerine kuruludur? Şiirler mecaz anlatım, mecaz ifadeler üzerine kuruludur. Bunu unutmayalım. O zaman mecaz söz sanatı da var olmuş oluyor arkadaşlar. Hangisi yok? Konuşturma yok. Bakın tren konuşmuyor. Konuşturma söz sanatının olabilmesi için insanın konuşma özelliğinin insan dışındaki bir canlıya, varlığa verilmesi gerekir. Yine konuşturma söz sanatı varsa tırnak içinde bir cümle olur arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat bilmem kaçı vuruyordu derken burada vurmak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Bilmem kaçı gösteriyordu demek istiyor mecazen. Yani mecaz anlam varsa orada mecaz söz sanatı vardır. Soru 11. Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir diyor. Sevgili öğrenciler, yazar Çanakkale Manşeri adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihi gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü. Defalarca baskısı yapıldı. Burada Çanakkale Mahşeri adlı kitabın değerlendirilmesi yapılmış arkadaşlar. Kitap hakkında iyi ya da kötü diyelim yazar görüşler dile getirmiş. Yani bu yazıyı yazan kişi görüşlerini dile getirmiş. Eseri değerlendiriyor. Bir hikayenin, bir romanın değerlendirmesi, iyi ya da kötü yönlerinin ortaya konması eleştiri yazı türünün örneğidir sevgili öğrenciler. Şimdi illa hikaye ya da roman olacak diye bir kural yok. Tiyatro eseri olabilir, şiir olabilir, müzik eseri olabilir, resim olabilir. Bunların çerçevesini genişletebilirsiniz. Yani burada eleştiri yazı türüne örnek verilmiş. Bir eserin ya da bir kişinin iyi ya da kötü yönlerinin anlatıldığı yazı türüne biz ne deriz? Eleştiri yazı türü deriz. Günlük günü gününe yazılan yazılardır. Tarih ile başlar. Ana hatıra demek aradan yıllar geçer. Sen başından geçen bir olayı ya da gözlemlediğin, şahit olduğun olayı kaleme almış olursun. Biyografide kişi başkasının hayatını anlatıyor. Cevap Denizli. 12. soru. Bu metnin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek için yazılmıştır? Bütün mesele herkesin öz Türkçe konusunda biraz daha bilinçli olmasında düğümleniyor. Bakın bir sorun varmış. Şimdi bu sorun hakkında bize yazar yol gösterecek. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bize yol göstermiş olacak. Başta basın olmak üzere yazarlarımız, bilim insanlarımız, devlet adamlarımız bu meseleye gönül vereceklerdir. Her gün basın yoluyla halkla yüz yüze gelen devlet adamlarımız, muhabirlerimiz bu konuyu işler, söz hazinelerine Türkçe karşılıklarını yerleştirir, konuşmalarında Türkçe karşılıklarını kullanılır. Bu yolda önemli bir mesafe almış olur diyor. Sevgili öğrenciler, burada yazar diyor ki bize sen yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarını kullan, her fırsatta o kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullan. Kim kullanacak? Devlet adamları kullanacak. Başka muhabirler, gazeteciler kullanacak. Başka bilim adamları kullanacak. Başka yazarlar kullanacak. Bu şekilde arkadaşlar dilimiz yabancı kelimelerin etkisinden kurtulacak. Adana yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulmak için neler yapılmalıdır? Bakınız bu seçenek sizi yanıltmasın. Burada diyor ki sen yabancı kelimelere Türkçe karşılık bulmak için neler yapmalısın diyor. Ama yukarıda neden söz ediyor sevgili öğrenciler? Yukarıda dilimizi yabancı sözcüklerin etkisinden nasıl kurtarırız, kurtarmalıyız? Bundan söz ediyor. Bursa günlük konuşma dilimizde yabancı kelimelerin kullanılma yoğunluğundan söz etti. Bursa'da olmuyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Demek ki cevap B değilmiş. C'ye geçiyoruz. Dilimiz yabancı kelimelerin etkisinden nasıl kurtarılır? Evet arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Bu sorunun cevabını yukarıda buluyorum. Nasıl kurtarılır? Bilim adamlarına, yazarlara, devlet adamlarına, muhabirlere büyük iş düşüyormuş arkadaşlar. Bunlar yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmalıymış. Bize yol gösteriyor. O zaman cevap Ceyhan oluyor. D seçeneği dildeki sorunlar eğitim yoluyla çözülebilir mi? Burada D seçeneğinde eğitimden söz etti. Yukarıda yabancı kelimelerin etkisinden dilimizi nasıl kurtarırız? Bundan söz etmiş oldu. Cevap Ceyhan. 13. soru. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Hangi kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Mayıs kelimesi var burada. Belirli bir tarih edilen gün ve ay adları büyük harfle başlar. Burada belirli bir sayı, tarih olmadığı için ay adı küçük yazılmış, doğru. 12 Mayıs dese, bakın önüne bir 12 getirse arkadaşlar o zaman ay adının baş harfi büyük yazılıyor, unutmayın. 11 Mayıs da olur, hiç fark etmez. Sonuçta 9 Mayıs da olur. Yani sayı olması yeterli arkadaşlar. Sayı olunca ay adları büyük harfle başlıyor, unutmayalım. O zaman 1 numaralı kelimenin yazımı doğru. Dut ağacının altında temiz bir hasırın üstüne serdiği kırmızı şiltesinde oturan ablam da sevimli kedisi Mercan ile oynuyordu. Arkadaşlar buradaki D'da bulunma halek olan D'da değil. Buradaki D'da bağlaç olan D'da ve kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Çıkardığımızda, bağlacı çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Çıkarıp öyle okuyalım. Dut ağacının altında temiz bir hasırın üstüne serdiği kırmızı şiltesinde oturan ablam sevimli kendisi Mercan ile oynuyordu. Bakın cümleden çıkardım D'da'yı, anlam bozulmadı. O zaman buradaki da bağlaçtır. Kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. O zaman yanlışlık arkadaşlar 2 numaralı kelimede yapılmış. Sevgili öğrenciler, bağlaç olan D'da cümleye dahi, bile, üstelik başkası anlamları katar. Dut ağacının altında temiz bir hasırın üstüne serdiği kırmızı şiltesinde oturan ablam da sevimli kedisi Mercan ile oynuyordu. Ablam bile, üstelik ablam, ablam dahi. Bakın bu anlamlara geliyor D'da bağlacı. Dolayısıyla her zaman kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılacak. Mercan demiş bakın burada. Mercan dediği hayvan ismi. Hayvanlara verilen isimler özel isimdir arkadaşlar. Baş harfleri büyük yazılır, unutmayalım. 3 de doğru, 1 de doğru, 2 yanlıştı arkadaşlar. Hafifçe demiş bakın, buradaki amacı ne? Yani şu kelimeyi buraya yazmasının amacı ne? Burada bakın ünsüz benzeşmesi var. Hafif. Ne ile bitmiş hafif kelimesi? Sert sessiz de bitmiş. Yani fıstıkçı şahapla biten bir kelimeye ek geldiğinde yine ne ile başlar? Fıstıkçı şahapla başlar arkadaşlar. Hafifçe değil de hafifçe. Yani C olmayacak, Ç olacak arkadaşlar. Burada ünsüz benzeşmesi var. Bunu unutmayalım. LGS'de özellikle son dönemde ünsüz benzeşmesi çıkıyor. Ünsüz benzeşmesi de 5. sınıf konusu sevgili öğrenciler. Mutlaka bunu öğreniniz. O zaman 4 numaralı kelime de doğru yazılmış. Yanlışlık 2'deydi arkadaşlar. 2'deki ablamda ifadesindeki daha bağlaştır, ayrı yazılması gerekir. 14. soru, bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Sadece kelimelere odaklansak yetiyor. Ken zarf fiili eki, bunu zaten biliyorsunuz, koşarken. Bakın fiilimsiler fiil kök veya gövdelerine gelir. Unutmayalım, koşmak fiil. Ar burada geniş zaman eki, ken de zarf fiil eki. Güneş doğmadan, bakın madan, meden her zaman kullandığımız bir zarf fiil eki yine. Peki varmak için diyor. Bakın mak burada isim fiil eki. Mayışmaktan gelsin aklınıza. O zaman cevap ne oluyor? Adana oluyor. Şimdi arkadaşlar tamam, tutmak fiil arkadaşlar, doğru. Ar burada geniş zaman eki, sıfat fiil eki değil. Sıfat fiil eki olması için sağ tarafında bir isim olması gerekiyor. Ve benim isme nasıl sorusunu sormam gerekiyor. Şurada gökyüzü ismi var, doğru. Şimdi nasıl gökyüzü? Tutarım gökyüzü olmuyor arkadaşlar. Gökyüzüne tutarım demek istiyorum. Bu tutarım ifadesi yüklem arkadaşlar. Çekimli fiil, bunu unutmuyoruz. Demek ki cevap Adana. 15. soru, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime grubu cümlenin öznesi değildir diyor. Hemen ayıralım cümleyi ögelerine. Pazartesi sabahı bütün ev halkı bahçeye çıkmıştı. Sonuçta çıkmıştı yüklem, çekimli fiil. Çıkan kim? Bütün ev halkı özne görevinde arkadaşlar. Artı atalım. Ve mezuniyet fotoğrafları odamdaki masanın üzerindeydi. Odamdaki masanın üzerindeydi yüklem. Bakın isim tamlaması var burada. Aynı zamanda sıfat yapan ki var burada. Bakın ki, sıfat yapan ki, unutmayalım burada. Şimdi odamdaki masanın üzerinde olan ne? Mezuniyet fotoğrafları. Bakın altı çizili tamlama özne görevinde kullanılmış. Belirtisiz isim tamlaması sevgili öğrenciler. Mezuniyetin fotoğrafları dese belirtili isim tamlaması oluyor. C. Görevliler parktaki hayvanları tek tek muayene etti. Muayene etti arkadaşlar yüklem, bileşik fiildir, unutmayalım. Muayene eden kim? O işi yapan kim? Görevliler. Bakın görevliler özne burada. Öznenin altı çizilmemiş. O zaman yanlışlık C'de var. Neyi muayene etti görevliler? Parktaki hayvanları. Bakın belirtili nesnenin altı çizilmiş sevgili öğrenciler. Peki o zaman cevap Ceyhan. D. Lambanın titrek ışığı küçük odayı aydınlatıyordu. Sonuçta aydınlatıyordu yüklem, çekimli fiil. Aydınlatan ne? Lambanın titrek ışığı sevgili öğrenciler. Bakın kelime grubu yani isim tamlaması özne görevinde kullanılmış. 16. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde görevde kullanılmıştır? Adana, gençler davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum. Burada arkadaşlar gençlere hitap ediyor. Hitap demek seslenmek demektir. Hitap bildiren ifadelerden sonra ne gelir? Virgül gelir. B. Arkadaşlar yarın sabah erkenden biz de toplanıyoruz. Yine arkadaşlara sesleniyor. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılır. C. Çocuklar bilgisayarın başından hiç ayrılmıyor. Burada çocuklara seslenmiyor arkadaşlar. Cümleyi yanlış anlamayalım. Sonuçta ayrılmıyor. Ayrılmıyor yüklem. Ayrılmayan kim? Çocuklar, özne. Bakın yüklemden uzak düşmüş. Özneden sonra ne kullanılmış sevgili öğrenciler? Virgül kullanılmış. Cevap Ceyhan. Şurayı temizleyelim. Virgülü gösterelim. Virgül şurada arkadaşlar. Çocuklar özne oluyor. Ayrılmıyorlar. Yüklem oluyor. Ayrılmayan kim? Çocuklar. Özneden sonra. Yüklemden uzak düşmüş. Özneden sonra virgül işareti gelir. D. Güzel kardeşim biraz söz dinle. Yine burada ne yapmış? Hitap var arkadaşlar. Bu cümleyi kuran güzel kardeşine hitap ediyor. Sesleniyor. Seslenmelerden sonra yani hitaplardan sonra virgül kullanılır. 17 numaralı soru numaralandırılmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir demiş. Yüklemin türüne göre cümleler ikiye ayrılıyordu. İsim cümlesi, fiil cümlesi. 1. Şiir okuyuşu herkes tarafından çok beğenilmiş. Beğenilmiş yüklem arkadaşlar. Çekimli fiil. Beğenilmek. Bakın mekmak alabiliyor fiillerimiz. Ve miş duyulan geçmiş zaman eki. Bir fiilde, daha doğrusu bir kelimede haber veya dilek kipleri varsa orada çekimli fiil vardır. O zaman fiil cümlesi oluyor. İlk cümlemiz yüklemin türüne göre. Bu davranışının birçok nedeni varmış. Arkadaşlar klasik bir kelimemiz var burada. Var bakın. Var kelimesi mevcut anlamında kullanılıyorsa isim görevindedir. Bu davranışının birçok nedeni mevcutmuş. Arkadaşlar zıttını getirebiliyorsanız yani karşıtını yine isim oluyor. Bu davranışının birçok nedeni yokmuş. Bakın yok da isim, var da isim. O zaman cevap ne oluyor? Daha doğrusu cevaplardan bir tanesi 2 oluyor arkadaşlar. 3. Yorucu bir günün sonunda derin bir uykuya daldı. Burada dalmak zaten kelimenin kökü fiil kök. D'da görülen geçmiş zaman eki yani çekimli fiil, fiil cümlesi. Hemen 4'e bakalım. 4. Gözlerimi açtığımda ortalık oldukça karanlıktı. Karanlıktı yüklem arkadaşlar. Karanlık ismini ek fiilin tığı görülen geçmiş zamanı gelmiş ve karanlık ismini yüklem yapmış sevgili öğrenciler. O zaman 2 ve 4 numaralı cümleleri de yüklem tür olarak isimdir. Yani yüklemin türüne göre isim cümlesi oluyor sevgili öğrenciler. Cevap C. 18 numaralı soru fiilde çatı ile ilgili bir soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Hangisinin açıklaması yanlıştır diyor. Şimdi etken çatılı cümle nedir? Yüklemin bildirdiği işi yapan bizzat belli ise biz bu cümlelere etken çatılı cümle diyoruz. Yüklemin bildirdiği işi yapan belli değilse biz o tarz cümlelere edilgen çatılı cümle diyoruz. Edilgen çatılı cümlelerde işin başkası tarafından yapılma anlamı vardır. Bunu unutmuyoruz. Hemen birden başlayalım. Dünyanın en ünlü balinası karasularımızda görüldü. Görüldü yüklem. Görülen ne? Dünyanın en ünlü balinası. Peki özne. Fakat kim gördü belli mi? Kimin tarafından görüldüğü belli değil. Başkası tarafından görülmüş. Biz bu tarz cümlelere edilgen çatılı cümle fiil yüklem diyoruz. Arkadaşlar edilgen çatılı cümlelerde özneler sözlü özne görevindedir. Unutmayın. Bir de burada L edilgenlik eki var arkadaşlar. Şimdi L edilgenlik eki aldığı zaman yüklem fiil ne oluyor? Edilgen çatılı fiil yüklem cümle oluyor arkadaşlar. Gördüm dese etken oluyor. Unutmayalım. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü. Dönmüştü yüklem. Dönen kim? O. Dönme işini yapan belli mi? O. Yani işi yapan belli olduğu için arkadaşlar yüklemimiz, fiilimiz, cümlemiz etken çatılı. Bu da doğru. Geçmişi tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız, hatırlarız demek istiyor. Anımsarız yüklem. Anımsayan kim? Biz arkadaşlar. Anımsama işini yapan belli mi? Belli ki biz. Gizli özne de olsa işi yapan belli olduğu için etken çatılı cümle. Bakın edilgen demiş. O zaman yanlışlık 3'te var sevgili arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 4. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. Duyuluyor yüklem. Duyulan ne? Düdük sesi arkadaşlar. Bakın düdük sesi. Peki kim tarafından duyuluyor? Başkası tarafından duyuluyor. Yani edilgen çatılı cümle yüklem fiil. Biz edilgen çatılı cümlelerdeki öznelere ne deriz? Sözlü özne deriz. Yine arkadaşlar burada bakın L edilgenlik eki var. Duydum dese etken oluyor. Duyuldu dediği için L edilgenlik ekini aldığı için fiilimiz, yüklemimiz arkadaşlar edilgen çatılı cümle fiil yüklem oluyor. 19. soru bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir? Cümle vurgusu ile ilgili hazırlanmış bir soru. Türkçe fiil cümlelerinde yüklemin hemen sol tarafındadır cümle vurgusu, unutmayalım. Yüklem isimse cümle vurgusu ismin üzerinde oluyor. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır. Ulaştırır yüklem sevgili öğrenciler. Ulaştıran ne? Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar özne. Kimi mutluluğa ulaştırır? İnsanı belirtili nesne. Ne zaman? Her zaman. Zarf tamlayıcısı. Peki neye ulaştırır insanı azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar her zaman? Mutluluğa. Neye sorusu hangi ögeyi bulduruyor? Yer tamlayıcısını bulduruyor. Demek ki vurgu yer tamlayıcısı üzerinde öge olarak hangi kelime üzerinde? Mutluluğa kelimesi üzerinde. Bakın hemen yüklemin sol tarafında cümle vurgusu oluyor. 20. soru bu metin 2 paragrafa bölünmek istenirse 2. paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Yenilenebilen ve ses yalıtımı sağlayan saman balyası en ucuz doğal malzemelerden biridir. Bu ilk cümlede sevgili öğrenciler saman balyalarının özelliklerinden söz etmiş, ses yalıtımı sağlıyormuş, bir de en ucuz doğal malzeme imiş. 2 numaralı cümle ayrıca saman balyasından yapılan ev ısı kaybını önlemesi nedeniyle enerji verimliliği sağlıyormuş. Yine saman balyasının özelliklerinden söz edildi. Isı kaybını önlüyormuş. Bir de enerji verimliliğini artırıyormuş. 3 numaralı cümle malzemenin kolay temin edilmesi yani sağlanması ve evin kolaylıkla inşa edilmesi yapılması da tercih nedenlerinden biri. Yine 3 numaralı cümlede saman balyasının özelliklerinden söz edildi. Malzeme kolay sağlanıyormuş. Bir de kolay bir şekilde saman balyası ile ev inşa ediliyormuş. Yani yapılıyormuş. 4 numaralı cümle saman balyası evlerle Türkiye yeni tanışıyor. Sevgili öğrenciler 4 numaralı cümlede konu değişti. Artık bundan sonra ikinci paragrafa geçebiliriz. Çünkü 4 numaralı cümleden itibaren bakın neden söz ediyor? Saman balyası ile Türkiye'deki evlerin yeni tanıştığından söz ediyor. Yani Türkiye'de saman balyası evlerde yeni kullanılmaya başlanmış. 4 numaralı cümlede bundan söz etti. Zaten 5 numaralı cümlede bakın bu tanışma diye devam ediyor. Demek ki arkadaşlar cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Tekrar edelim. 1, 2 ve 3 numaralı cümlede saman balyasının özelliklerinden söz edildi. 4 numaralı cümlede Türkiye'de saman balyasının evlerde yeni kullanılmaya başlanmasından söz edildi. Cevap Bursa. Sevgili öğrenci arkadaşlarım böylece 8. sınıf Türkçe dersi 1. dönem konu tekrar sorularımızın çözümünün sonuna geldim. Ben hepinize mutlu günler diliyorum.